Dostlar, ben Ozan ve son zamanlardaki en önemli video ile beraberiz. Laptoplardaki ekran kartı düzenbazlığından bahsedeceğim. Öncelikle videoyu beğenmeyi, çevrenizde özellikle laptop alacaklara bu videoyu göndermeniz gerekiyor. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Yani destekleriniz bu video kadar önemli. Baktığımızda Nvidia ekran kartı kısmında markalara herhangi bir sınır getirmiyor. Yani ben RTX 4050 ürettim ve bu ekran kartından tam performans istiyorum. 105 wattlık bir güç vermen gerekiyor ama üreticilere laptopuna 85, 105, 140 watt koyacaksın diye bir kısıtlama getirmiyor. Eğer üretici firma Lenovo, MSI, Asus, Acer hiç fark etmez, bir laptopuna 45 wattlık bir 4050 koymak istiyorsa rahat bir şekilde koyabiliyor. Aynı şekilde piyasada aynı markanın 140 wattlık modellerinin olduğunu da görebiliyoruz. 45 wattlık bir 4050 kullanıyorsa da fiyatları 140 wattlık 4050 laptoplara göre çok daha aşağı çeker. Satıyor. Sen de bakıyorsun ya, kaliteli bildiğin bir marka. İşlemcisi RAM'i, diğer özellikleri de oldukça iyiyken ekran kartında 4050 görünce bu fiyata kaçmaz deyip ben diğer laptoplara neden daha fazla vereyim diyerek alıyorsun. Fakat işler hiç de öyle değil. 45 wattlık bir 4050 ile 105 wattlık 4050 arasında çok ciddi bir uçurum var diyebilirim. Hatta 45 wattlık bir 4050 RTX 3060, yani bir önceki nesil ekran kartlarının gerisine düşüyor. 45 wattlık bir 4050 aldığımız zaman aslında kırpılmış bir 3060 alıyoruz ve sadece bu durum 4050 için geçerli değil. 4060, 3050, 3050 Ti ve 3060 için de söylediklerim aynen geçerli. Tabi burada her ekran kartının maksimum performansta harcadığı güç tüketimi ayrı. 4050 ve 4060'ta bu değer 105 wattken 3060'ta 140 watt. Yani bu değerlerin altında bir laptop aldığınızda ekran kartının tam performansı yararlanamıyoruz. Yani araştırdığınız, alacağınız laptop 4050 diye sevinmeyin. Çünkü gerçek bir 4050 istiyorsak o ekran kartının minimum 105 watt'a kadar çıkması gerekiyor. Eğer 105 watt'a kadar çıkamıyorsa o laptop 4050 değil. Tam olarak telefonlarda olduğu gibi light sürümü de diyebilirim. Yani 45 watt'lık bir 4050 aslında 4050'nin light versiyonu. Evet, şu ana kadar teknik olarak anlattım. Şimdi asıl kısma, deneyime, oyun performansına bakalım. 3060 140 wattla 4050 45 wattın testlerine bakarsak RDR2'de yüksek ayarlar DLSS kapalı bir şekilde 3060 ile ortalama 66 FPS alırken 4050 45 wattla ortalama 56 FPS alıyoruz. Assassin's Creed Valhalla'da da oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlarda aradaki performans farkı %24'e kadar çıkıyor. Hiç azımsanmayacak oldukça büyük bir fark ve şimdi de 4050'yi kendi içinde kıyaslarsak 45 wattlık 4050 ile 85 wattlık 4050 arasında RDR2'de performans farkı %30'un da üstüne çıkabiliyor. Ortalamada da %25 civarı bir farktan bahsediyorum. Eğer alacağınız laptopun 45 watt olduğunun bilincindeyseniz bu sonuçları göze alarak da rahatlıkla alabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ama performans olarak beklentiniz yüksekse, oyun tarafında gerçekten iyi bir performans istiyorsanız, video render, mühendislik içinde alacaksanız ekran kartından ziyade mutlaka kesinlikle TDP değerine bakmamız gerekiyor. TDP değeri ekran kartının performansını belirleyen en önemli faktör. Aslında buradaki problem şu: satıcıların çok büyük bir çoğunluğu ekran kartı değerlerini ne açıklamaya ne başlığa yazmıyor. Yani bu noktada çok fazla araştırmayan, Teknopro'yu izlemeyen bir kullanıcı fiyata bakıp, ekran kartına bakıp bu fiyata kaçmaz deyip düşük TDP'li laptop'u alıyor. Sonra da hiç beklemediği FPS'lerle karşılaşınca o kadar para biriktirip belli bir sermaye ayırdığı laptop hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bu gerçekten üzücü ve bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kanalımızı takip etmenizi öneriyorum. Bakın, burada ayrı bir parantez açayım. 45 watt gibi düşük TDP'li laptoplar kesinlikle alınmaz demiyorum. Bu gibi laptoplar genelde daha ince, daha hafif ve fiyat açısından da gerçekten avantajlı. DLSS destekli, uygun fiyatlı ama tam bir 4050 almadığınızın bilincindeyseniz bu laptopları rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak burada çok yüksek beklentiye girmeyin. Dediğim gibi performans olarak çok büyük farklar var. Fakat satıcılar 140
40 wattlık bir 4060'lı laptop satıyorsa bunu açıklamaya başlığa kocaman yazıyorlar. Aynı şekilde 45 wattlık bir laptop olduğunda da bunu mutlaka belirtmeleri gerekiyor. Benim de kızdığım, eleştirdiğim nokta burası. Evet dostlar, sizlerle beraber olabildiğince kısa ve net bir şekilde ekran kartının watt değerinin öneminden ve burada yapılan hileden bahsettim. Ayrıca önermiş olduğum laptopların da linklerini açıklama ve yorumlara büyük ihtimalle bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.